Arkadaşlar şimdi koşullu formatlamayı göreceğiz. Nasıl yapılıyor? Ben burada bakın bir portalın içinde birincil olanı belirgin olarak seçmek istiyorum, görmek istiyorum. Bunun için layout moduna geçelim arkadaşlar. Layout modundayız. Emailin üzerine tıklıyoruz. Formata giriyoruz. Bakın, continental var. Koşullu diyor. Buna tıklayalım. Bunu sağ tıklayıp da yapabilirsiniz. Bakın. Koşullu formatlama var bakın burada. Buna da basabilirsiniz. Buradan formattan da yapabiliriz. Nereden isterseniz girebilirsiniz. Evet. Size böyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Add diyoruz. Bakın value list çıktı. Biz formül yapacağız. İçine giriyoruz. Diyoruz ki neredeyiz biz? Kişiler emailiyiz. Kişiler emaillerde birincil bakın kişiler emaillerde birincil pozitifse yani birinci seçilmişse bir bakın bir birinci seçilmişse bana burayı koyu yapsın. Okey diyorum. Bakın. Bakın koyu yaptı bana. Bunu da seçeyim. Bakın bunu da koyu yaptı. Bunu da seçeyim. Bunu da koyu yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu değişik formüller yapabiliriz. Renk verebilirsiniz. Dolgu alanını değiştirebilirsiniz. Bakın. Bunu bold yapmasın. Dolgu alanını mavi yapsın. Bakın. Eğer birinci ise. Bakın mavi yaptı. Biz en güzeli bunu koyu olarak seçelim arkadaşlar. Bunu boş bırakalım. Bold. Koyu olarak versin. Hatta bunları da aynı şekilde seçelim arkadaşlar. Evet. Formüle. Kişiler emaillerden birincil bire eşitse, pozitifse, seçilmişse bana bunu koyu olarak versin. Evet. Bu şekilde koşullu formatta bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Buna göre telefonları yapabiliriz. Telefonu yapalım bakalım. Telefonu seçelim. Format, et, formüle, kişiler telefonlardan, birinci, pozitifse, birinci seçildiyse bana bold olarak getirsin. Bakın, bakın, bold olarak getirdi. Birinciyi burada görebiliyoruz. Bu şekilde koşullu formatlamayı da görmüş olduk arkadaşlar.